Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Rabbim eksikliğinizi göstermesin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed. Allahumme salli ala Sallu ala nebiyyina Muhammed. Allahumme salli ala Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Radiyallahu anna ve radiyallahu ankum. Hepiniz uykudasınız. Ölünce uyanacaksınız. Sabahı söylemiyorum. Şimdi yanlış anladın da gülüyorsun değil mi? Şimdi uyuyorsunuz dediniz. Yani. Hayır. Efendimiz Aleyhisselam öyle buyuruyor. Uykudayız. Ölünce uyanacağız. Bazıları var, onlar ehli küfrün içindeler. Diyorlar ki, öldük bitti. Hayvan gibi yani. Öldük bitti, hayat yok başka bir daha. Çok yakın tanıdığım da var. Öleceğiz diyor, bitti. Allah inancı şu kadar. Her şeyi bunları yaratan biri var. Biz de ona Allah demişiz, Halil dedi. Yani o öyle demiş. Ölünce dedi bitti, toprağa girince. Aynı Mekkeli müşrikler gibi. Hatta Efendimiz Aleyhisselam'a yahu çürüdükten sonra, kemiklerimiz çürüdükten sonra mı dirileceğiz biz diye alay ederlerdi Resulullah Aleyhisselam'la. İşte Amme suresi diye bildiğimiz Nebe suresi, Amme yetesâelûn, o şeylerden soruyor diye anlatıyor Allah'ımız. Bak okuyun onu. Efendimiz de alay edercesine soruyorlar. Çürümüş kemikler mi dirilecek? Ölümünü bir son gibi zannediyor bazıları. Bunlar kafir. Bir de biz varız. Müslüman cemiyeti var. Aramızda da bazıları var. Biz değiliz elhamdülillah da. İnandım diyor. Evet ama ahiretin son olma, ölümün son olmadığını da biliyor. Ama sanki sonmuş gibi yaşıyor. Ölüme inanıyor. Öldükten sonraya inanıyor. Ama sonmuş gibi yaşıyor. Nasıl yapıyor bunu? Namazlarını kılmıyor, oruçlarını tutmuyor, faiz yiyor, içki içiyor, kumar oynuyor. Bir şeyler yapıyor. Sanki hiç hesap vermeyecekmiş gibi yapıyor. Aslında hayat öldükten sonra başlıyor. Tabii biz o kadar dünyaya sarılmış, imtisal etmişiz ki hep burada kalasımız var. Buraları imar ediyoruz. Hiç gitmeyecekmiş gibi. Ama ölüm var. Ölümden sonra kabir var. Kabirden sonra hesap var. Kitap var, mizan var, sırat var. Ya cennet var ya da cehennem var. Var mı burada aranızda cehenneme gitmeyi arzu eden? Ya da ben oraya giderim ya, hak ediyorum diyen. Hepimiz kendimizi cennetin baş köşesinde hayal ediyoruz. Resulullah Aleyhisselam'ın dizinde. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimizin kıldığı namazla kıldığımız namazın hiç alakası yok. Hazreti Ali efendimizin namaz sevgisine olduğu sevgiyle namaza olan muhabbetimizin hiç alakası yok. Ama aynı cennete talibiz. Aynı Resulullah aleyhisselamın dizinin dibinde oturmaya talibiz. Kardeşlerim, öldükten sonra çok çetin bir hesap var. Çok çetin bir hesap var. Dünyadaki hayatımızı o çetin hesaba göre düzenlemeliyiz. Allah bizi sorgusuz, sualsiz cennete girenlerden eylesin. Duamız hep bu. Sorgunun sonu cennet bile olsa, sorgunun sonu cennet bile olsa, Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, o sorgu azap olarak kula yeter. Allah bu azaptan bizi muhafaza eylesin. Beyler, hesap öyle değil. Kenara çekip fısır fısır hesaba çekilmeyeceğiz. Mahşer alanı toplanacak da falanca oğlu filanca, falanca kızı filanca diye çağıracaklar. Ana bak gidiyor diyeceksin tanıyorsan. Aynı dönemde tanıyorsan bak gidiyor Halil diyeceksin. Beni çağırdığında tanıyorsun ya, ne halt işlediysem orada çıkacak ortaya. Rezillik değil mi bu? Allah bizi böyle bir rezaletten muhafaza eylesin. Kusurluyuz, beşeriz. Günahsız bir tane adam yok aramızda. Ama Allah bizim Settar ismiyle günahlarımızı örtsün. Burada da örtsün.
Ahirette de ölçün. Evet. Ölümden sonra hayat mı var? Hem de hayatın kendisi var. Ebedi, sayısız, saymakla bitmeyen. Biz dünyada kısıtlı ve sayılı varlıklarız. Hayatımız da öyle. Bu dünya hayatı da öyle. Ama ahirette öyle bir karşılaşma olacak ki Allah yaptığımız her şeyin hesabını soracak. Diyor ki Rabbimiz Estaizu Billah. قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ O kaçtığınız ölüm var ya, o sizi bulacak. Kaçıp durduğunuz o ölüm var ya, o sizi bulacak. Ölümden zahiren kaçıyor gibi gözüküyoruz ama o bizim peşimizde. Her gün yüzlerce kez Azrail aleyhisselam yüzümüze bakıyor. Yüzlerce kez böyle sana benim sana baktığım gibi bakıyor. O kadar yakın ölüm bize. Gerçek hayata o kadar yakınız. İşte tek arzumuz bu hayata imanla geçiş yapabilmek. İmanla geçtik mi torpilliyiz biz. Evet. Çünkü biz Muhammed Mustafa'nın ümmetiyiz sallallahu aleyhi ve sellem. Orada bizi bekleyen peygamberimiz var. Burada daha biz yaratılmadan bizim için ağlayan peygamberimiz var. Ama imanla geçmeyi gayret göstermemiz lazım. Namaz yok, oruç yok, zekat yok. Banka kuyruğundan ayrılmıyor. Şefaat ya Resulallah diyor. Allah diyor ki Kur'an'da, faiz yiyenler Allah ve Resulüne savaş açmıştır. Şefaat ya Resulallah. İnşallah Allah'ım şefaatine bizi nail eylesin. ثُمَّ تُرَدُّونَ اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَ İşte o gaybde olanı da açıkta olanı da bilen Allah bizi hesaba çekecek. Ona döndürüleceğiz. O hesaba düçar kalacağız. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Yaptıklarımızı da bize haber verecek. Şimdi günahlarınızı ölçün, tartın bakalım hepimiz. İnanın unuttuklarımız hatırladıklarımızdan daha çok. Ama unutmayan bir Allah var. Kayıt altına alan melekler var. Şahitler var. İki sağımızda, iki solumuzda. Bunlar vardiyayla çalışıyor. Duymuş muydunuz? Daha önce bahsetmiştim. Sağımızda ve solumuzda kiramen katibin var. Yazıyor. Ne işlersen işle yazıyor. Hiç kaçarı yok. Eksik yok. Defter elimize verilince bunu da mı yazdınız ya diyecekmişiz. Bu da mı yazıldı ya? Bu da mı? Hiç önemsemediğimiz bir şey. Belki cennetimiz, hiç önemsemediğimiz bir şey belki cehennemimiz olacak. Sabah namazında ve ikindi namazında vardiya değişikliği yapıyor melekler. Şimdi değişti. Melekler vardiya değiştirirken Yüce Rabbimiz soruyor. Kulumu diyor nasıl bıraktın, nasıl buldun? Ya Rabbi kulunu namazda bıraktım, namazda buldum. Halbuki Allah daha iyi biliyor. Öbür vardiyada da bunu soruyor. İnşallah bu sabah bizde muhatap olan meleklerimiz Ya Rabbi kulunu Sümbül Efendi camisinde buldum. Orada bıraktım geldim. Allah bize hep bu dönüşümlerde alnımız ak olarak hesap verilsin bizim için inşallah. Öyle dua edelim. Ölüm meleği geldiğinde perdeler kalkacak. Hani ölümü bir son diyorlar ya. Asıl gözlerimiz o zaman görecek. Yani şimdi gördüğümüzü zannettiğimiz hayatın hayat olmadığını gözümüzden perdeler kalktığında anlayacağız. Rahmetlik derviş hocam vardı. Halilciğim derdi. Her şeyin bir sırrı var. Gördüğünüzden ibaret değil derdi. Bazıları dünyada görüyor. Sır ehli olunca dünyada onlar görüyor bazıları. Perdeler kalkınca Azrail aleyhisselamı görünce işte o zaman anlayacağız ki hayat bu değilmiş. İbrahim aleyhisselam Azrail aleyhisselamla konuşmasını hiç duydunuz mu? Ey kardeşim Azrail diyor bana mücrimlere, günahkarlara, kafirlere göründüğün gibi görünür müsün? Diyor ki ya İbrahim dayanamazsın. Ya olsun bir kere göreyim diyor. Bak diyor İbrahim dayanamazsın. Bir daha söylüyor. Bak diyor dayanamazsın. En son kendini sadece kafirlere, mücrimlere, günahkarlara göründüğü gibi gösteriyor.
İbrahim Aleyhisselam korkudan bir bayılıyor. Günlerce kendine gelemiyor. Uyandığında diyor ki bu azap bunlara yeter. Cehenneme bile gerek kalmayacak. Öyle karşılaşmak ister miyiz? Sadece bu hayat varmış gibi yaşarsak, günaha düşersek, ibadetlerden uzak durursak, hev Allah böyle göreceğiz Azrail Aleyhisselam'ı. Allah bundan bizi muhafaza eylesin. En sevdiğinizi koşa koşa sırtınızda götürüyorsunuz. En sevdiğinizi. Nereye? Vefat edince toprağa gömmeye. Bir de sen toprak atıyorsun üstüne. Şimdi perdeler kalkıyor ya. Ölüm anında perdeler kalkıyor. Şehit olmak var ya bir de. Şehit öyle demek. Perdeler kalkınca gideceği yeri görüyor. Gideceği yere şahitlik ettiği için şehit deniyor. Hemen aklıma geldi. Kendisini de görünce aklıma geldi. 15 Temmuz'da köprüde bizim Zafer kardeşimiz de oradaydı. Bir hatırasını anlatıyor. Biz hep buluştuk mu onu anlattırıyorum ben. Kolunda giden böyle yaşlı bembeyaz elbiseli bir amcadan bahseder hep. Zafer anlıyor tabancadan, tüfekten. Bak bizi vuracak bunlar deyince amca yok vurmazlar bizi diyormuş. Yok vuracak, yok vurmazlar. Şurasından vurulmuş böyle. Bir anda amca yere düştü diyor vurulunca. Buradan kanlar fışkırdı. Zafer de hemen bastırmış üstüne hani ölmesin böyle yapmış. Yani çek elini böyle yapmış. Ve sonra ambulansa götürmüşler. Yani görmüş artık çek elini bırak beni ya. Bırak ben gidiyorum. Görmüş. Artık iş bitmiş. Gözler açılmış. Nereye gideceğini görüyor. Bırak da gideyim diyor yani. Sonra hastanede de bir bakıyor ki sonradan arkadan cenazesi gelip elleriyle morga koymuş. Canlı yaşayan birinden ben bunu dinledim. Orada oturuyor şimdi göstermeyeyim de hücum etmeyin adama. Perdelerin kalkması böyle oluyor işte. O perdeler kalktığında da inşallah biz cenneti görebilelim. Öyle yaşayalım ki cenneti görelim. Biz duymuyoruz kabre kefenlenip tabuta konduğunda biz duymuyoruz ama hayvanlar duyuyor. Neden? Mükellef değil. Biz duyarsak çünkü Resulullah Aleyhisselam anlatıyor onları aklımızı yitiririz. Tabutun içinden gelen sesleri biz zannediyoruz orada cansız yatıyor. Evet beden ölmüş ama ruh orada. Öldükten sonra ruh kefenle beden arasına giriyor. Her şeyi senin beni duyduğun gibi duyuyor, görüyor, konuşuyor ama bizim haberimiz yok bundan. Eğer azaba gidiyorsa götürmeyin beni diyor. Biraz daha azaptan uzak tutun. Götürmeyin. Eğer cennet ehliyse bir an önce götürün ya. Kavuşayım şu cennetime diyor. Kabrini görünce biz toprak görüyoruz ama ölü görüyor kabrindeki ne var orada. Ne halt ettiysek o var arkadaşlar. Başka bir şey yok. Biz elimizle hazırlıyoruz ahiretimizi. Dünya bir son değil. Asıl hayat ahiret. Ve tüm hesabımız orada görülecek. Ve Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki hayatını, ömrünü, ilmini, malını, paranı, canını, bedenini nerede kullandığının hesabını vermeden ayağını dahi kıpırdatamayacaksın diyor. Ayağını. Bedeninin hesabını vermeden, malının hesabını vermeden ayağını dahi kıpırdatamayacaksın. Bir arkadaşım var, çok sevdiğim bir abim. Böyle iyi bir manevra yaptı hayatında. Çok güzel bir mümin oldu. Bizi de geçti. Bir gün dedi ki ya Halil kız kardeşimi tesettüre sokamıyorum dedi. Anlatıyorum anlatıyorum olmuyor. Dedim ki abi sordun mu ahirette ne başına gelecek? Ya sormadım dedi. Bir gün bir markette karşılaştık. Bacısı da yanında. Sordum dedim ki ya bacım sen ahirette başına gelecekleri biliyor musun? Tesettür, namaz karşılığında. Ya Halil abi dedi yani bir şeyler var ama tam olarak bilmiyorum. Döndüm arkadaşıma dedim ki Tahsin abiye dedim örtemezsin bunu. Çünkü bilmiyor sonrasını. Şimdi bizde böyle bir ahmak hoşgörüsü başladı. Sevdirelim o hadisi şerifi yontmaya başladık. Sevdirelim, nefret etmeyelim, korkutmayalım. Allah Kur'an'da korkutuyor. Peygamber'e sen bir uyarıcısın. Korkutucusun diye mesaj veriyor. Ahiret bilincini vermediğimiz için çocuklarımızı toparlayamıyoruz. Neslimizi toparlayamıyoruz. Bugün de gençliğin en büyük eksiği ölümden sonra başına gelecek olanlardan habersiz olmaları. Bilmiyor gençler. Hayatı sadece
iyi bir makam, iyi bir mevki, güzel bir maaşa da endekslemişler. Çünkü biz öyle yetiştiriyoruz. Ama burada ölüm var, Azrail Aleyhisselam'la karşılaşmak var, kabir var, hesap var. Kardeşim mizan var. En ufak bir şeyde böyle milimetrik kaybedeceğin bir ebedi hayat var. Yaptığın gıybetle hiç sevmediğin bir adama teheccüd namazını hediye etmek var. Sabahın köründe geldiniz buraya. Seher vaktini yakalayalım diye. Gecelerden çıkmışlar. Adam Bursa'dan geldim diyor. Hah, gittin birinin dedikodusunu yaptın. Gıybetini yaptın. Aha, verdin ona bütün sevabı. Adam gelmedi ki Sümbül Efendi'ye ama sen sevabı ona verdin. Bilmiyoruz ahirette. Bilsek de hissedemiyoruz. Hissetsek de yaşayamıyoruz. Bilseydik ki ahirette bu hesap gerçekten kalbimizde olsaydı bu dünyayı düşünmezdik bile. Geçecek çünkü. Hanginizin sıkıntısı baki kaldı? Ben 41 yaşındayım. Benden büyük abiler de görüyorum. Daha çok genç de diyemedim o lafı. Bakın hayatınızda yaşadığınız badirelere ne baki kaldı? Hiçbir şey. Baki kalan Allah yolunda yaptıklarınız. Ahirete mal biriktirin. Dünyaya değil. Dünyada hayır yolunda harcamak için mal biriktirin. Gösteriş için, şaşa içinde yaşamak için değil. O kabirdeki hesabı hazırlanın. Ahirette Rabbimizle karşılaşacağımız güne hazırlanmamız lazım. İmam Şibli'nin kıssası var ya, oturtmuş böyle milleti karşısına, Allah bunu soracak, Allah şunu soracak, Allah bunu soracak. Unuttum ismini. Büyük bir zat da kapıdan geçecek. Ya bu kadar çok şey yapma, Allah bunu sormayacak. Daha az soracak. O da demiş ki daha da azını soracak. Mâ garrake bi rabbikel kerîm. Seni Rabbinden ne aldattı? Ne aldattı da bu hale geldin diyecekler ahirette. Şimdi namazı anlatıyoruz. Hoca sen git bunu bilmem kimlere anlat. Faizi anlatıyoruz. Sen kendine bak, maaşını bankadan alıyorsun. Zinayı anlatıyoruz. Sen bilmem nereye anlat, biz kime ne anlatacağımızı şaşırdık. Ahiret korkusu olsaydı bu cevabı almazdık karşıdan. Mahşer alanında toplanacağımız günü hiç duydunuz mu? Resulullah Aleyhisselam anlattı. Ama şimdi kabir azabını inkar ediyorlar. Şefaati inkar ediyorlar. Daha neleri neleri inkar ediyorlar. Efendimizin nasıl şefaat edeceğini göz göre göre inkar ediyorlar. Kabir azabı yok diyor. Sen bu adamların, ya biz korkarsak diri kalıyoruz. Biz biraz rahata verince, ben öyleyim biraz. Biraz dur ya, rahata verince daha rahatını istiyoruz biz. Doyumsuzuz çünkü. Nefis doymaz. Nefis Allah'la ortaklığı bile kabul etmeyecek kadar azılı bir kafir. Onun da yardımcısı iblisin adamları ve kendisi. Onların da yardımcısı ahir zaman fitneleri. Ya diri durmamız lazım. Başımıza gelecek olan musibeti bilip ayakta durmak için acık cehennemi düşünmemiz lazım. Hoca hep korkutuyorsun. Hep bir cenneti anlatsak yarın namazı da bırakacağız. Cennet var da cehennemden kurtulursan var. Önce kurtul da sonra cenneti konuşalım. Allah'ımız cenneti yarattı. Şimdi diyorlar ki cennet de daha yaratılmadı. Halbuki Kur'an'da yaratıldı. Oldu, bitti, geçti, bitti yani. Yaratıldı kelimesi geçiyor. Neyse, o başka bir bahis. Rabbimiz diyor ki meleklere, gidin bakın bakalım cenneti beğeneceğiniz mi? Bunları insan olduğu için yarattım. Size değil ha. Allah cenneti bizim için yarattı ya. Melekler orada bize hizmet edecek. Eğer adam olursak ya. Bakıyorlar melekler cenneti, şöyle bir tur atıyorlar. Ya Rabbi ne kadar güzel bir şey. Ne kadar güzel bir şey yarattın bu insanlara sen. Vallahi herkes buraya gelmek ister diyor. Sonra diyor ki bakın cennete gidecek olan yolları yarattım. Melekler o yollara da yani mecazen ve manen gösteriyorlar. Allah'ımız gösteriyor. Allah'ım buraya çok kişi gelemeyecek gibi diyor. Peki cehenneme bir bakın. Bir görüyorlar cehennemi melekler. Ya Rabbi ne berbat bir şey bu, ne korkunç. Vallahi buraya kimse gelmez diyor. Şimdi diyor cehenneme giden yollara bir bakın. Melekler o yolları da görünce, bugün yaşadığımız işte bu fitneleri de görünce, ya Rabbi birçok kişi buraya gelir diyor.
İşte bunları bilmezsek cenneti bulamayacağız. E hocam, bir kere ev için bir kredi çekeriz ya. Bir şey olmaz yani. Bir kere kredi çekersin, Allah ve Resulüne savaş açarsın. 20 sene kadar o evde oturursun ya da oturamazsın. Ben çok adam tanıdım. Banka kredisiyle ev alıp daha kredi bitmeden ölüp giden, o evde 2 ay oturamayan çok adam gördüm. Yarın Allah'a ne diyeceksin gittiğinde? Ne anlatacaksın? Siz duymadınız mı Süleyman Aleyhisselam'ın hikayesini? Onlar uzun yıllar yaşadılar. 300-500 yıl yaşıyorlardı. Bir gün bir kadın evladının ölüsünün başında ağladı. Süleyman Aleyhisselam, ne ağlıyorsun dedi ya. Benim oğlum dedi çok genç öldü, 80 yaşında. Bazı kitaplar 100 küsur yaşında diyor. Sen biliyor musun ey kadın dedi, bir ümmet gelecek ki en uzun yaşayanları bundan kısa yaşayacak. Doğru mu söylüyorsun ya? Evet dedi, doğru, böyle yaşayacak. Ben dedi bilsem ki dedi bu kadar yaşayacağım, kadın yani 80-100 yıldan bahsediyorum. Ben dedi bilsem ki bu kadar yaşayacağım, vallahi çadırımın direğini bile yere dikmem ben dedi. Anladık mı şimdi 40-50 yıllık hayat için neler inşa ettiğimizi, buraları imar ederken ahirette neleri yıktığımızı, hangi köşkleri yıktığımızı? Çünkü ölümü bir sonmuş gibi yaşadığımız için bu oluyor. Burada yapalım, burada bitirelim, iş burada diye zannettiğimiz için öbür taraftaki evleri yıkıyoruz, yerle bir ediyoruz. Ama kabir azabı var. İnkar edenleri siz dinlemeyin, böyle kulaklarınızı tıkayın. Çünkü Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki kabir ya cehennem çukurundan bir çukurdur ya cennet bahçesinden bir bahçedir. Şimdi oradaki teferruata girip de böyle daha vaktimiz kısıtlı, çünkü ben de kısa konuşmayı beceremiyorum. Ondan böyle özet özet geçiyorum. Mahşer alanına bak, cehennem bizi bekleyecek. Başka bir ayeti kerimede mirsat gibi bekleyecek, böyle gözleyici diyor. Mirsat Arapçada böyle avını beklemek gibi, böyle gözleyici yani. Kimi bekleyecek? Cehennemlikleri bekleyecek. Resulullah Aleyhisselam çıkacak, orada ümmetinin kurtuluşu için Rabbisine dua edecek. Şefaat bu demek. Şefaat zaten Allahü Teala'nın rahmetinin kulları üzerinde tecelli etmesinin bir şeklidir. Başka bir şeklidir. Dilerse Allah hiç kimseyi şefaat etsin etmesin affedebilir. İsterse birinin duasını yapabilir. Burada iki birkaç mesele var. Bunlardan bir tanesi rahmetinin bir tecelli etme şekli, bir tanesi de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinin nasıl bir Habib olduğunu, sevgilisi olduğunu orada tüm ümmetlere göstermek için. Rabbimiz onun duasını kabul edecek de mahşer halkını affedecek. O şefaati inkar edenler Hazreti Ali'nin şu sözünü hatırlasınlar. Hazreti Ali'ye geliyorlar, diyorlar ki Hazreti Ali 9-10 yaşında Müslüman oldu. Ya Ali, sen böyle namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, hani içki içmiyorsun, şunu yapmıyorsun, bunu yapmıyorsun. Ya dedi, ya ahiret yoksa ne yapacaksın? Hani boşuna ya, bak bu zevkleri de bırakıyorsun. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz dedi ki, ben dedi nikah kıydım, hanımım oldu. Bu zevkten mahrum kalmadım. Helal olanlardan yediğim, içtiğim, helal sohbetimi yaptığım, eğlendim, muhabbetimi yaptım. Ne kaybettim? Toprak olacağız, yok olacağız sonunda. Senin dediğin gibiyse ne kaybettim? Ama diyor, ya varsa sen ne yapacaksın? Şimdi ben de onlara öyle diyorum. Ben inanıyorum, itikadım öyle. Efendimizin şefaati bir tek o değil ki. Hafızların şefaati, şehitlerin şefaati, alimlerin şefaati, hatta ve hatta her cennetliğin bile şefaat hakkı olacak. Ya Rabbi, çünkü dile benden ne dilersen dönemi o dönem. Bir yırtarsak terazinin önünden, küfelerimizi ayarlayabilirsek, bir yırtarsak iş bitti Allah'ın izniyle. Sırat köprüsünden karşıya böyle bir geçebilirsek, dua edelim ki ya Rabbi, sen bizi şimşek hızıyla geçenlerden eyle. Çünkü öyle diyor Resulullah Aleyhisselam. Böyle bir göz kırpması gibi şak diye geçecek karşıya. Yunus Emre misali. Ben sıratı gördüm diyor. Bir baktım ev yapasım geldi. Biz ne duyuyoruz? Kıldan ince, kılıçtan keskin. Adam ameline göre görüyor orayı. Adam çünkü o. Adam o. Allah bizi adam etsin. Adam olalım yani böyle.
İşte hadis-i şerifte buyruluyor ki 1000 yıl yokuş yukarı, 1000 yıl düz, 1000 yıl da yokuş aşağı bir sırat köprüsü var. Cehennemin üzerine kurulmuş. Ha, bunlarla da alay ediyor adamlar. He, öyle miymiş hoca diyor. Boğaz Köprüsü'nü mü anlatıyorsun diyor. Biz bu hadis-i şerifi anlatıyoruz. O adam alay ediyor. Ondan sonra bu Müslümanlar ahiret bilincinden geçtik. Ahiret korkusu bile kalmıyor. Kabir azabı yok. Bir tanesi de çıkıyor diyor ki Müslümanlar cehenneme gitmeyecek diyor. Ya diyor cehenneme girersin ebedi kalacak. Cehenneme giren diyor. Herkes ebedi kalacak diyor. Bunu çıkıyor söylüyor adam televizyonda. Şimdi bizim Müslümanlar da diyor ki iyi kardeşim ben Müslümanım. Zaten şekle iman olmaz. Yani inşallah Müslümanım yok. Anlatıyorum biliyorsunuz değil mi? Ne diyoruz? Elhamdülillah Müslümanız. Değil mi? Elhamdülillah Müslümanız. Adam da çıkıyor diyor ki cehenneme giren bir daha çıkamayacak diyor. Ne yani diyor? Allah'ın diyor azap etmeyi murad ettiğine diyor bir insan mı kurtaracak cehennemden diyor. Bak bak kafa bu kadar. Diplomalar üst üste olsa da kafa bu kadar. Anlayamamış olayı. İşte her şey bir hoca dedi artık dedi Halil Hoca dedi bilgi hocalığı bitti belge hocalığı başladı. Adama diyor ki Müslümanlara verdiği umuda bak. Müslümanlar diyor hiç cehenneme gitmeyecek diyor. Nasıl bu adamı camiye sokacaksın? Onu inkar, bunu inkar, bunu kafana göre anlat. Bu Mutezile'nin görüşüydü. O kendininki gibi anlatıyor ama Mutezile görüşü bunlar. Sapıkların görüşü yani, ehli bidatin. Allah bizi bunların şerrinden korusun. Amin. Ya ahiret için Hazreti Osman, belki birkaç sefer anlattım. Hazreti Osman radıyallahu anh cennetle müjdelenmiş ya. Peygamber'e iki kere damat. Gelip böyle mihrapta hüngür hüngür ağladığı geceler var. Hanımları bulamıyor yatakta. Yataklarda yatamamış bu adamlar. Neden? Ahiret korkusu yüzünden. Ya biri bana şöyle güvenilir bir isim cennetliksin dese daha beni göremezsiniz burada. Yırtmışım paçayı. Senle mi uğraşacağım da? Benim derdim ne? Ya ümmete bir faydam olsun da belki aradan birinin duasıyla ben sıyırırım paçayı diye. Kendim bir halt beceremiyorum. Ha biri dese ki bana bir vesika gelse tamam Halil dese bitti işim bitti size benim yani. Tamam mı? Ben canımı kurtardım. Ne uğraşacağım sabah burada altıda şimdi yatıyor olurdum. Boğaz'da kahvaltı yapardım yani. Seni de alırdım ha. Hazreti Osman cennetle müjdelenmiş. Kimin diliyle müjdelenmiş? Resulullah Aleyhisselam'ın diliyle müjdelenmiş. Hazreti Ebu Bekir Resulullah Aleyhisselam'ın diliyle müjdelenmiş. Geliyormuş mihrapta oturup ağlıyormuş halifeyken. Niye ağlıyorsun dediğinde kölesine gel otur da beraber ağlayalım. Ahiret işleri çok zor olacak diyormuş. Tescilli cennetlik, tescilli. Dünyada 10 tane tescilli cennetlikten başında gelen adamlardan biri. Adam gibi adam. Ağlıyormuş ahiret işi zor olacak diye. Çünkü şunu biliyor. Unuttuğumuz yer şu. Sonumuz cennet de olsa bizim. Unuttuğumuz yer şu. Kabirden kalkıp cennete girene kadar bir ara var. Bir ara bölme var. Sonumuz cennetlik olduğunu bilsek bile bir ara var. O arada peygamberler bile orada. O arada veliler de orada. Müçtehitler orada. Meşayih şeyhler orada. Müritler orada. Talebeler orada. Herkes orada. O dehşetin içindeyiz. Mahşer halkını öyle toplayacak Allah. Karma karışık. Kafiri mafiri herkes karışık. Başımıza musibet inecek diye korkacağız. Ya dehşetli bir andayız. Hazreti Osman bunu biliyor işte. Okumadınız mı? Peygamberlerin bile nefsi nefsi diye bağıracağı, inleyeceği, dua edeceği bir gün var önümüzde. Peygamberlerin bile. Biz hepimiz toplanacağız da öyle bir mahşer sıkıntısı yaşayacağız ki. Peygamberlere gidip ricada bulunacağız. Ya Adem diyeceğiz. Artık kim diyecekse bizim aramızdan onu. Ya Adem, Allah'a dua et de bizi şuradan alsın. Cennetse cennete, cehennemse cehenneme koysun. Ama şu mahşerde bıktık. O kadar kötü gelecek ki bize o. Bak düşün, cehenneme razı olacak kadar sıkıntı çekeceğiz. Büyük sıkıntı çekeceğiz. Cennetse cennet diyeceğiz, cehennemse cehennem. Alsın Adem Aleyhisselam diyecek ki ya. Bana gelmeyin siz.
Siz falanca peygambere gidin. Haydi biz bu kadar adam, bu kadar değil ha. Bu kadar değil. Bütün mahşer halkı başka peygambere. O diyecek ki ben diyecek yapamam. Siz diyecek falana gidin. O diyecek ben de yapamam. Bütün mahşer halkını, bütün ümmetler. Peygamberimiz öyle bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra herkes onun yanına gidecek. Uzatmıyorum. Herkesin söyleyeceği bir şey var peygamberlerin. İşte Efendimiz aleyhisselam o zaman mahşer halkının önüne geçecek de o zincirlere vurulmuş meleklerin dahi durduramadığı cehenneme dur diyecek. Evet. Efendimiz anlatıyor bugün ya. Onu inkar, bunu inkar. Buhari'ye inanma, Tirmizi'ye inanma. Lan neye inanacağız biz? Ne kaldı elimizde? Kur'an bize yeter dedi mi iş? İşi bitirdin zaten. Kur'an'ın müfessirini sen aradan kaldırıyorsun. Kim o? Resulullah Aleyhisselam. Bunlar oralarda anlatmış Efendimiz. Buradaki ayetleri anlatmış. Cehennem demiş. İnne cehenneme kânet mirsaden. Ayetini anlatmış. Nasıl mirsad olacak? Mahşer alanına nasıl getirilecek? Nasıl zincirlenecek? Zincirlerin her halkasından binlerce melek asılacak. Durduramayacak diyor. Ama o geçecek diyecek ki dur bakalım. Tabi ben böyle diyorum da siz öyle demez Efendimiz canım. Dur bakalım. Diyecek ki ya Resulallah. Orada diyecek. Allah'ın bana vaat ettiği cehennemlikler var. Önümde durma. Efendimiz diyecek ki Allah sana vaat ettiğini verecek ama orada benim ümmetimin iyileri var. Dur bakalım diyecek. İşte şefaat ne? İşte şefaat ne? Bu yetkiyi de Allah verdi ona sallallahu aleyhi ve sellem. Durduk yere almadı. Bunları unuttuk artık. Anlatanları da yalanladık. Bu sefer ilim de yok, kafalarımız allak bullak oldu. Eh olsun, bir kere bir kredi çekebiliriz. Allah affeder. Allah'ın rahmeti sizi aldatmasın diye bir ayet var bu Kur'an'da. Ölüm bir son değildir. Ölüm bir hayatın başıdır. Ölüm başlangıçtır. Hesabın, kitabın ve başımıza gelecek olan şeylerin ilk günüdür ölüm. Kimisi var cehenneme gidecek diye korkar, kimisi var Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri gibi şebi aruz der, düğün gecem der, sevdiğime kavuşacağım der. Biz burada güzel yaşarsak hakikaten orada sevdiklerimize kavuşacağız. Çünkü sevdiklerimiz gittiler. İyiler, büyükler gittiler. Allah orada bizi Resulullah Aleyhisselam'la, onun ashabıyla, müştehit imamlarımızla, şehitlerimizle haşreylesin. Biz onların dualarına muhtacız. İşte ölümü bir son zannettikleri için ölünün arkasından hayır yapmayın, Kur'an okumayın, dua etmeyin diyorlar. Ölüm bir son değil ki, ölüm bir hayat. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Kabirde olan kişi suda boğulan bir kişi gibidir. Yardım ister, okuma ister. Oku bana der ya. O gönderdikleriniz, o gönderdiğiniz, gömdüğünüz insanlar sizden her dakika okuma bekliyor. O yüzden 40'ı 52'si falan yok bunlar. Asıl bunlar yok. Her gün var, her gün. Ben rahmetlik hocamın, icazet aldığım, mürşidim olan hocamın vasiyetini okudum böyle. Bir yere sıkıştırmış. Diyor ki beni hemen unutmayın. Koca bir Osmanlı alimi. Arkamdan diyor hatimler okuyun, Yasin okuyun, Tebareke okuyun. Allah'ım. Tekasür suresini okuyun, Felak nasıl okuyun, Fatiha'lar okuyun. Vasiyet etmiş. Ben de vasiyet ediyorum size. Öldüğümü duyarsanız bana her gün okuyun bir satır bile olsa. Benim sermayem bu. Öyle ölüye okumayın diyenlere de itibar etmeyin. Orada aç bir ilaç bekliyorlar bizden bir Fatiha. Aç bir ilaç bekliyorlar bir satır Kur'an okuyalım. Kardeşim ölüye de Kur'an dinletmiyoruz biz. Okuduğumuzun sevabını armağan ediyoruz ya. Nasıl sadakayı cariye diyor? Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Herkesin diyor amel defteri kapanır. Üç kişinin hariç. Bir, sadakayı cariye yapanlar. Bak imaret yapmış kaç yüzyıllık yer. Vakıf, dernek, medrese, Kur'an kursu kurmuş adam. İşliyor, çalışıyor. Arkandan hayır. İlminden faydalanacağım bir kitap yazmış. Alimlerimiz bir eserler bırakmış. Bir de diyor salih evlat yetiştirenler. O yüzden diyorum hafız yapın çocuklarınızı. Bir hafızın en az 10 kişiye şefaat hakkı var. Herhalde anasını babasını önce götürür. Akıllı olun. Siz bu anlatılanlara inanmayın. Biz bu anlatılanlara iman itikad etmiş,
O yüzden bin yıldan fazla bu dünyaya hükmetmiş ecdadın torunlarıyız. İnkar başlayınca bunlar başladı. Allah sonumuzu hayreylesin. Yeter gari. Sabahımız hayır olsun. Ne istiyorsun? Hadi bakalım sen. Anlattığınızla alakalı. Dinde zorlama yok diye bir ayet var ya. Evet. Hala var. Hala var. Şu anda söylediğimiz zaman mesela eşinin dostluğu namazı zorlama. Tamam. Yani tamam. Hala öyle diyorlar. Ben de diyorum ki o dindeki zorlama yani ayet sadece gayrimüslim inanmıyor. Hristiyanlara geçer. Şimdi kardeşim şunu söylüyor. Biz birine uyarınca ahiret için, namaz için dinde zorlama yoktur ayetini bize atıyorlar önümüze. La ikrahe fiddin. Bakara suresi 256 mı oldu? Ayet-el Kürsi'nin aşağısı mı üstü mü? Aşağısı. O evet öyle. İmanda zorlama yok. Yani silahı kafasına dayıp iman et lan diyemezsin. Etse de geçerli değil. Onu daha yayınlayamadık biz ama dinde zorlama var. Buz gibi zorlama var hem de böyle. Öyle bir zorlama var ki. Müslüman olmakta zorlama yok. Ama Müslüman oldum dedin mi namaz kılmayana sopa cezası var. Şimdi bakmayın icra etmediği, cereyan etmediği için İslam hukuku millet dinde zorlama yok zannediyor. Başını kapatmamanın cezası var. İçki içmemenin cezası var. Zinanın cezası var. İftiranın cezası var. Hani zorlama yoktu? Yani İslam hukuku namaz kılmayana hani kılmıyorsan kılma mı demiş? Yoksa hapse mi atmış? Bir okuyun bakalım. Dövüyor muymuş? Bir bakın bakalım. Zorlama yok muymuş? Ha, hadi şimdi günümüzde bizi ilgilendirmiyor. İslam hukuku cereyan etmiyor. Allah ne diyor? Namaz kılmazsan cehenneme atarım. İçki içersen cehenneme atarım. Zina yaparsan cehenneme atarım. Yok mu bak? Gene zorlama yok mu? Zorluyor şu kardeşim. Ben buraya geldim. Burası benim camim değil. Misafirim. Hocama dedim ki kaç dakika konuşacağız? O ne derse o. Ben kardeşim vaazda zorlama yok. Beni bırak istediğim kadar konuşurum diyebilir miyim? İbrahim Hoca'nın camisi burası. Bir adam La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiyorsa serbest. Ebedi cehenneme doğru serbest. Ama La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demişse dinde zorlama var. Kılmak zorundasın. Tutmak zorundasın. Haramdan kaçmak zorundasın. Hoşgörü dini değil bu din. Kafire diyor sert olacaksın. Muhammedur Resulullah Fetih Suresinin son ayeti. Peygamberimiz rahmet peygamberi. Ama diyor ki müminlere diyor şefkatli, kafirlere diyor şiddetli olacaksın. Hani merhamet? Kardeşim her şeyin bir ölçüsü var. Girdiğin bir lisenin, bir üniversitenin bile bir kuralı var. Ben kardeşim zorlama yok ben sabah 8'de gelemem diyebiliyor mu? Böyle tekmeyi atıyorlar kapının önüne koyuyorlar adamı. Bu dinde mi zorlama olmayacak? Din öyle senin benim takım tuttuğum, takım tutmuyorum da takım tuttuğun gibi değil yani. Girdin mi girmesi gibi çıkması olan yani mürtetlik olan cennetle ve cehennem bunun için var. Cezası olan, mükafatı olan bir din bu din. Öyle saçma sapan hoşgörülere bizim karnımız tok. Eğer ki bu din onların dediği gibi olsaydı Allah cehennemi yaratmazdı. Allah'tan daha merhametli hiç kimse yok. Resulullah Aleyhisselam'dan da öyle. O yüzden dinde zorlama yok deyip dinini elden bırakmasın kimse. Allah hepinizden razı olsun. Sabahımız hayır olsun. Uzattım bir 10 dakika. Allah hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Yok. Şimdi hocamız çok güzel bize Kur'an okuyacak. Bak dışarıda soğukta bekliyor. Çıkışta seni tanımıyor. Beni döverler çıkışta. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gene geleceğiz. Ayda bir buradayız. Ayda bir geleceğiz inşallah. Böyle buluşacağız. Ben teşekkür ediyorum İbrahim hocama. Böyle bereketli bir atmosfere bizi de dahil ettiği için. Büyüklerin yanına bizim de ismimizi yazdığı için. Çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Allah'ım ziyaretinizi kabul eylesin. Daha evinize varmadan bütün günahlarınızı affeylesin. Sorgusuz cennete koysun sizi. El Fatih.